Sporx. Iker sahne aldı. Galatasaray kazandı. Galatasaray 2-1 İstanbulspor. Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Konuk İstanbulspor'un golü ise 30. dakikada Adi Mehremiktin geldi. Galatasaray formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Mauro Icardi, ilk golünü penaltıdan attı. Arjantinli Yıldız, karşılaşmada 76 dakika süre alırken, bu dakikada yerini Buffett'in bir gomis bıraktı. Galatasaray'da, yeni transferlerden Van Mata da sarı kırmızılı forma altında ilk kez sahaya çıktı. Galatasaray'da ayrıca, sakatlığını atlalan Fredrik Midjo sahalara geri döndü. Galatasaray, milli aradan sonra Adana Demirspor'un konuğu olacak. İstanbulspor ise Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. İşte Galatasaray-İstanbulspor karşılaşmasından kareler. NTV Spor. Hazırlık maçı Galatasaray 2-1 İstanbulspor maç sonucu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor karşı karşıya geldi. Rakibini Nef Stadyumu'nda konuk eden sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray'da İspanyol Yıldız Van Mata ilk kez sarı kırmızılı formayı girdi, Mata 64 numaralı formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı ve 76 dakika sahada kaldı. 12. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçen Galatasaray'a İstanbulspor 30. dakikada Adi Mehremik karşılık verdi, 1-1 65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi maçın skorunu ilan etti, 2-1. Arjantinli Yıldız Galatasaray formasıyla ilk golüne imza attı. Futbol haberleri. Gol. Abdülkerim Bardakçı'nın savunmadan uzun gönderdiği topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0. Gol. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Mehremik Gelişine vuruşunu yaptı. Kaleci Okan'dan seken top ağlara gitti. 1-1. Gol. Galatasaray'da Beknaz Almazbekov ceza sahası içerisinde rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Bunun ardından sarı kırmızılı ekip 65. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi vuruşunda topu ağlara gönderdi, 2-1. Futbol Haberleri Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı Mauro Icardi ve Van Mata mücadeleye ilk 11'de başladı, Anadolu Ajansı. Galatasaray ile İstanbulspor Spor, Nef Stadında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı, Anadolu Ajansı. Fanatik. Galatasaray'da Van Mata parladı. Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, İstanbul Spor'la kozlarını paylaştı. Sarı Kırmızılılar, Nef Stadyumunda oynanan mücadeleyi Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin, pen, attığı gollerle 2-1 kazandı. Sarı Siyahlıların tek sayısını da Adi Mehremik kaydetti. Cimbom'un transferin kapanmasına bir gün kala artarda açıkladığı yıldızlar arasında yer alan Van Mata da ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giydi. 64 numaralı formasıyla mücadele eden İspanyol oyuncu ilk maçında göz doldurdu. Transfer süreci oldukça gizli yönetilen ve bir anda açıklanan tecrübeli oyuncu yaşına ve uzun süre resmi maç oynamamış olmasına rağmen oldukça iyi bir görüntü verdi. 34 yaşındaki futbolcunun Arjantinli süperstar Mauro Icardi ile olan uyumu da dikkat çekti. Mata gelecek adına sarı kırmızılı camiayı oldukça umutlandırdı. Türkiye'nin en büyük ve en başarılı takımı Maçın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Galatasaray'da şampiyonluklar kazanmak istediğini belirterek "Galatasaray benim için her zaman büyük bir takımdı. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın büyük bir takımı. Türkiye'nin en büyük ve en başarılı takımı. En üst seviyede mücadele edebileceğim bir şeye ihtiyacım vardı. Burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum." sözlerini dile getirdi. Transfer süreci Sarı-kırmızılı ekibe transfer süreci hakkında da konuşan Mata, "Galatasaray'a transferim çok kısa süre içinde gerçekleşti. Türkiye'den bu kadar büyük bir takımdan teklif aldıktan sonra birkaç saat içinde görüşmeleri tamamladık. Hemen uçağa atladım ve buraya geldim." dedi. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.